Galatasaray'da Nelson ayrılırsa yeri kimle doldurulacak? Fenerbahçe'de gündem Santifor transferi sürpriz bir isim listeye eklendi. Beşiktaş'ta Wellington ayrılmak istiyor. Peki perde arkasında neler yaşanıyor? Trabzonspor'da ise Berat'ın ardından bir ayrılık daha kapıda. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Başlıyor. Müzik Herkese merhaba. Önümüzdeki maçlara bakacağız da tekrar birlikteyiz. Bugün iki kişiyiz. Şansın Tokyay ne yazık ki ufak bir rahatsızlık geçirdi. Ee, bu nedenle ön Özlem'le birlikte bugün önümüzdeki maçlara bakacağız programını gerçekleştireceğiz. Buradan şansına da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Önç. Evet geçmiş olsun şansın. Peki o zaman Galatasaray'la başlayalım. Tabi gündem Galatasaray'da hala transfer. Birçok takviye yapıldı. Son olarak Mertens ve Torreira takviyelerini yapmıştı bildiğiniz gibi Galatasaray ki çok ses getirdi. Hem Türkiye'ye gelişleri hem böylesine değerli önemli isimleri kadronun katılışı. Kadro kalitesini de ciddi anlamda e ki. artıran hamleler oldu. Aynen. Ama çalışmalar son bulmadı. Ayrılacak isimler de gündemde ki Nelson'la başlayalım. Sevilla'nın Nelson ısrarı sürüyor. Bildiğiniz gibi Mark kadrosuna katmıştı Sevilla. 15 milyon euro bandında bir gelir elde etmişti Galatasaray bonuslar dahil olarak. Şimdi Sevilla'nın fikri Mark sonra tekrar partner haline getirip o stoper sıkıntısı var İspanya kulübünün çünkü onu çözebilmek. Aynen. Birbiriyle oynamaya alışık olan isimleri tekrar buluşturabilmek. Galatasaray'ın burada beklentisi 20 milyon euro. Serbest Aslında kalma galiba 25 değil mi bu 25 arada? milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor sözleşmesinden her sonun 20 milyon euro'nun altındaki bütün teklifleri reddedeceğiz şeklinde seviyeyi düşüncesini belirtti Galatasaray hatta evet. 12 milyon euroluk bir teklif gelmişti ancak Erdem Timur'la da yaptığımız konuşmada. Dedi ki 5 dakika bile düşünmedik. Direkt olarak reddettik. Hatta bu teklifi yapılmamış gibi kabul ediyoruz dedik yani. Sevilla'ya. Dedi bunun üzerine Sevilla'da fiyat arttıracak. 15 milyon euronun üzerinde bir yeni teklif sunması bekleniyor. tabi Nelson'un ayrılığı Galatasaray'da yeni sorunları doğuracaktır. Yeni takviyeler gerektirecektir. Öyle şimdi marka gitti evet Abdülkerim geldi diyoruz. Orada da büyük soru işareti var. Hani iki oyuncu arasındaki fark performans tabii ki şu anda öngörmek zor. Ama düşündükçe Marka'nın Galatasaray'daki varlığı karşılığı Abdülkerim'e olabilir de olabilir mi? Olabilir niye olmasın? Hı hı. Oyuncu performansıyla bunu ispatlayabilir ama henüz onu yapmak zorunda. Zor bir sezon bekliyor Abdülkerim'i. E. Ee, hep çünkü o kıyasla karşı karşıya gelecek sıfırdan transfer olan bir oyuncu yerine veya uzun yıllardır oynamayan bir oyuncu yerine gelseydi alternatif olarak gelseydi yaptığı her artı, üzerine koyduğu her performans gelişimi daha da etki edecekti ama şimdi öyle değil biraz orada galiba o kıyaslanma durumuyla karşılaşacak yapacak bir şey yok bu durum böyle şimdi aslında bu durum hem Markaan'ın hem Nelson'un özellikle Avrupa'da pazarı olması ligimizin e, maalesef yani bu cümleyi kurmak zorundayım. Evet e, kendi ligimiz ve e, takip ediyoruz ama değersizliğini ortaya koyuyor. Evet. Geçtiğimiz sezon Galatasaray tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. E, hadi sezonlarından birini diyelim. Belki 60'larda 70'lerde böyle bir sezon daha vardır. Ve... Gol yeme problemleri, oyun kurulum problemleri, savunmayla ortası arasındaki problemleri hatırla lütfen. Hı hı. Ma maçlardaki o yaşanan sıkıntıları. E şimdi takımın iki as oyuncusu geçtiğimiz yıl Süper süperlik üzerinde bakarsak biri seviye yaptı diğeri de yapmak üzere. Evet. Ve çok yüksek bonservis bedelleriyle ligimizin ortalaması hı hı. için artık çift haneli rakamlar onun üzerine çıkan bonservis bedellerini yüksek olarak değerlendiriyorum ben. E, bu tamamen Avrupa Ligi ile ilgili. Hı hı. oradaki performansı, oradaki ispatı Sevilla'yı ikna etti. E, Sevilla Galatasaray Süper Lig'de şampiyon da olsa, Galatasaray Süper Lig'de e, 19. 20. de olsaydı galiba yine Avrupa Ligi performansı üzerinden oyuncularla yaptığı o planlamayı hemen sezon sonunda ortaya koyacaktı. Tabi Sevilla'da sportif direktör Monchi'nin ilginç de bir tarzı var. Yani Roma döneminde de aslında benzer bir tarzı benimsediği söylenir. E, Erden Timur'un da düşüncesi bu yönde. Marka transferinde de ilk olarak oyuncuyu ikna edip parka planda daha sonrasında transferin biraz daha yolunu açma anlamında taktikleri olduğu söyleniyor. Aynı taktik yolunu şimdi Nelson için de izlediği gibi bir durum var. Hatta Erden Timur kendisi açıkladı antrenman öncesindeki açıklamalarında dedi ki Nelson'la konuştuk, menajeriyle de oturduk konuştuk. E, ayrılmasını istemediğimizi söyledik ama benim hayallerim var ben gitmek istiyorum dedi bize dedi. Hı hı. E, normal anlaşılabilir elbette Sevilla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden bir tanesi ama Hani etik çerçevede Sevilla'nın tutumunu da e, yorumlamak lazım. Elbette ki kulüpten izin almadan böyle bir şey yapmaları zaten mümkün değil. Transfer dönemi içerisindeyiz. Görüşmek istedikleri konusunda izin almışlardır mutlaka. Ama direkt olarak oyuncuyla hemen arka planda işi bitirip e, sonrasında baskı unsuru olarak kullanmaları da ilginç. Ama ee, böyledir bu Gürkan yani. Tabii. Yani, yani transferin bir parçası. Tamam. Etik olarak ve kuralların oyuncu kulüple anlaşmadan oyuncuyla görüşmenin yasak olduğunu da ortaya koyabiliriz Hı -hı. ama bu yüksek maliyetlerin, bu ıı, ücretlerin döndüğü ve e, tamamen şova dönük bir organizasyondan bahsettiğimiz durumda bunlar bence biraz önce oyuncuyla konuşmadan zaten girmezler. Oyuncunun önce bir görüşünü alırlar. Ne dersin? Hı -hı. Nasıl düşünürsün? Ondan sonra pazarlığa girerler. Oyuncu da gelen teklife göre zaten heyecanlanır veya heyecanlanmaz. Hı -hı. Hayal kurar veya kurmaz sen de öyle düşünüyorsun. E tabii çok e, oralara girmek zaman kaybı. Yapacak bir şey yok yani bu iş böyle. E, doğru. Tabii şimdi burada akıllara e, gelen şey giren zor... anlamında. Yani niye böyle yaptılar? Tüh yapmasalardı. Yani böyle yani. Yok yok tabii genelde aynen, zaten aynen. bu ayrılmasını istemediğiniz oyuncular olunca. E tabii Emirhan'da çıkıyor. da konuşuruz biraz tabii. sonra. Başka oyuncularda da konuşuruz Aynen sonra öyle. Yani, yani, yani. Kulüpler çok bırakmak istemediği oyuncularda bunları da gündeme e, profesyonel getirebiliyor. Profesyonel hayatta da böyle. Önce hani, bir ayarttılar diye bir kalıp var ya. Oyuncuyu Hı -hı. ayarttılar. İşte böyle yorumlanıyor oyuncuyu Hiç, bırakmak istememek. Bir oyuncu istemeden bu senin söylediğin sıfatın karşılığında kendine yer bulmaz evet. ama e, profesyonel hayatta da böyle yani. Hı. Önce birini almak istersin. Bir iş yerinde bir ya ne dersin gelir misin? Ya gelirsen patronunla konuşalım. işyerinde yerinde konuşalım. Böyledir yani. Tabii bu. Bir nabız yoklarsa. E tabii. Şimdi soru işareti şu. Nelson ayrılırsa, e, marka ayrıldı. Zaten stoper takviyesi yapmayı düşünüyordu Galatasaray. En az bir stoper şu an alınacak zaten. Hı hı. Görüşmeler, çalışmalar devam ediyor. Ama Nelson ayrılırsa bu sefer iki stoper takviyesi yapacak Galatasaray. Ki bunlardan bir tanesi yabancı bir tanesi yerli olacak. Evet. Bu bağlamda da bazı e, adaylar elbette ki var. E, Daniele Rugani'nin e, ismi İtalya basınına da yansımıştı. E, Jason Dineyer hala boşta ve görüşme yapan oyunculardan bir tanesi. Farklı takımlarla da menajeri aslına bakarsanız Türkiye'de sadece Galatasaray'a değil e, Trabzonspor'a da Fenerbahçe'ye hmm. de oyuncuyu Beşiktaş'ta önerdi. Beşiktaş'ta da geçti dinayırın. Ona da önerdi. Hala da de geçiyor. Hatta evet. görüştüklerini biliyorum. Maliyeti yüksek olduğu yüksek. için. Yüksek. Olmadı. Maliyeti yüksek 3 milyon euro civarında bir e, yıllık maaş beklentisi evet. var. İmza parası ek olarak. E dolayısıyla da e, her kulübe öneriliyor. Türkiye Hangisi pazarını, yakın şartlar verince onu tercih ediyor. Türkiye pazarını bakalım. bilen bir oyuncu ve doğal olarak bilen bir menajerine Türkiye dışına çıkıp tekrar geri gelirken e, belli bir seviyeye artık geliyorlar. Hmm. Ya Torino ile aslında önemli bir aşama kaydetmişti Dinayer. Ancak nihayet ermedi o transfer. Hı hı. E, dolayısıyla yine 3 milyon galiba... euro turun için de yüksek. yüksek o %50'ye yakın vergi de var. Hı hı. 5 milyon euro'yu gözden çıkarmak zorunda kaldılar. 4.5 5'i. O da zor. Dinayer'e bağlamaz o o kadar parayı. Evet bu nedenle de zaten Galatasaray'da transferi sonuçlandıramıyor. En azından bu e, fiyat bandında sıcak bakmıyor. Biraz düşürmeye çalışacak ama Nelson ayrılırsa oraya acil bir takviye gerekeceği için belki Dinayer bir tık daha yine ön plana çıkabilir. Onun dışında iki isim daha önerildi Galatasaray'a stoper olarak Becir Ömeragiç Genç bir isim bir de Andrea Sançe Olsen. Hanche Olsen e, Mitsio'nun menajerleri tarafından yönetildi. Oyuncunun hı hı. E, temsilciliğini yine e, onlar üstleniyor. Gent'te forma giyen bir oyuncu. Yaklaşık olarak 4-5 milyon euroluk bir e, piyasa değeri var. E, 2,5-3 milyon euro civarında getirebileceklerini bonservis anlamında ilettiler Galatasaray'a. Bir değerlendirmeye alındı bu konu. Ee, üzerinde çalışılıyor yabancı ile ilgili olarak. İkinci isim Kaan Ayhan ki... Beşiktaş'ın da devrede olduğu isimlerden aynen. bir tanesi. Ya bu kadar sıkıştı ki iş yani. Her oyuncu özellikle yerli kuralı ile ilgili olarak yerli oyunculardan bahsediyorum. Hı hı. Yabancılarda sıkışması tamamen manasız. Biraz sonra şu ay Abu Bakar konusunda hı. konuşuruz. Anlaşılacak iş değil ama yerlerde tamam kabul edebiliyorum. Üç büyük dört büyük takım kendi seviyesi, kendi kadro derinliğinde oynatabilecek oyuncu özelinde biraz daha seçici olabiliyor. E, Kaan Ayhan da sadece bu yılda üç yıldır. Hı hı. E, ben hiç yapmadıysam on kere Kaan Ayhan Beşiktaş haberi yaptım. Tabii. Sen e, fenerbahçe Galatasaray seçtiğini yazdın ve şu anda da Hı. konuşuyoruz. E, Sassuolo şu anda İtalya'nın en huzurlu kulüplerinden biridir. 6-7 milyon euro e, bir seviye belirlemişler. Geçtiğimiz günlerde iki gün önce konuştuk Ceyhun Bey'le, Ceyhun Kazancı'yla. 6-7 milyon euro istiyorlar dedi bon servisine. Olacak iş değil. imkansız yani. Yükseltmişler. Ee, öyle söyleyebilirim. Çünkü Galatasaray'la yapılan ilk görüşmelerde 5 milyon euroluk bir bon servis bedeli konuşuluyordu. Şimdi tabii talipler artınca e, tabii. Şüphesiz tekliflerde yükseliyor. En en bir de Mert Müldür de var ellerinde. Evet. Onu da isteyenler var Türk ekiplerinden. Dolayısıyla Sasol'a çok kolay ikna alacak gibi değil. Sen ise pardon lafını kesmeyin. Ha, Mert evet, Müldür'e evet, de Mert dün Mündür. bizim Onur Onur Turul hı. bununla ilgili bir bilgiye ulaşmış. Belki görmüşsündür sen de onunla ilgili tweet attı. Ali Koç'un takip ee, Evet Ali Bey birebir Mert'le ilgili bilgiler toparlama ve bilgiler alma için konuşmalar, diyaloglar yapmış. Hı hı. Evet, sanırım o da hoca ile ilgili hani hocanın Jesus'un Mert Müldürle ilgili çok geniş detaylı bir bilgisini hı hı. olmasını beklemiyorum ama milli takım seviyesinde galiba önce bir Ali Bey o ön çalışmayı yapacak hocaya sunacaklar Mert de Fenerbahçe için adaylardan biri şu anda. Mert Müldür'ün Kaan Ayhan'a oranla bonservis bedeli biraz daha yüksek. 8 milyon euro'lar daha konuşuluyor. Genç, evet. Daha genç yine sağ bek oluşu aynı zamanda stoperi de yedekli oluşu. Zorlarsan orta sahada da olur, altı da olur biraz. Biraz daha değerini arttırıyor. Fizik özellikleri de çünkü Hı -hı. bir bek için uzun ve ince evet. ve ona rağmen hızlı. Hı -hı. Son dönemde dünya futbolunda uzun bekleri çok görmeye başladık işte kim geldi? İşte Luan Perez mesela Fenerbahçe'nin aldığı Mahsilla'da evet. geçen sezon sol bek oynadı tamamen. 1.90. Evet. Ee, e, tamamen var e, yine e, evet, Paris Saint-Germain'de evet, de evet, oynamıştı. Evet, evet. Dortmund'da da oynadı. E, durum bu. Galatasaray Nelson'un ayrılığına göre, o durumun netleşmesine göre stoper takviyesini birden ikiye çıkartacak ama önümüzdeki günlerde Kaan Ayhan için tekrar Sassuolo ile pazarlıkların başlayacağını belirtmiş olalım. tabi bunun dışında Şimdi Mertens transferiyle birlikte Galatasaray'ı 9.5 derler ya öyle tanımlarlar. Hani Santrfor 10 numara arası olarak tanımlarlar. 9.5 transferini ve 10 numara transferini Mertensle bitirmiş gibi gözüküyor. Aslında düşünce kafadaki plan teknik heyetin bu yönde. Mertens bizim o ihtiyacımızı karşılar yönünde. Ama Evander transferi askıya alınmıştı. Eğer orada Mitulan ikna edilebilirse, Danimarka ekibi belki Evan derle ilgili yine somut adımların atılabileceğini ancak şu an askıda olduğunu e, belirtelim Galatasaray cephesiyle eklemek istediğin Yo, başka bir şey yoksa. biraz o rüzgar duruldu. Çünkü Mertens e, iki oyuncunun bir anda gelmesi Biraz Galatasaray yönetimini de rahatlattı. Camiayı da taraftarı da bir tamam frene basabiliriz. Hı. Panik yapmaya gerek yok durumuna getirdi. O yüzden bugün ayın kaçı artık? 11-13 oldu galiba. Ee, bir ay var aşağı yukarı Hı. transferin bitmesine. Galiba sona doğru son bir haftalık periyodu bekleyecekler. Orada Türkiye'nin, Türk Süper Ligi'nin farklı transfer dönemlerinde olması nedeniyle bir avantaj, avantaj sayılabilir. Evet gibi. avantaj sayılabilir. O avantajı değerlendirmek isteyeceklerdir galiba. Son bir haftayı beklemek lazım son olarak şu notu da düşelim Galatasaray ile ilgili sonra Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Bir kanat takviyesi de düşünüyor aslında Galatasaray. Tabi gelişmelere göre bunu gerçekleştirecekler. Aslında Alexis Sanchez ile ilgili çok ciddi çaba harcamışlardı. Hatta Erdem Timur bunu da açıkladı. İşte Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu'nun da dahil olduğu bir yemekte buluştuklarını, Alexis Sanchez'le görüştüklerini söylemişti ama Marsilya açıkladı oyuncuyu resmi olarak. Dolayısıyla ee, belki farklı isimler gündeme gelebilir o bölge için. Galatasaray transferi %75, %80 oranında kapattı. Ee, onu söyleyebiliriz. Ee, orta saha takviyeleri çünkü 6 numaradan 8 numaraya alternatifli olarak e, takviyeler gerçekleştirildi. Artık 1-2 takviye dışında işte stoperi Nelson'un gidişine göre iki isme çıkacağını söylemiştim. Ee, Galatasaray transferi büyük ölçüde tamamlıyor yavaş yavaş diyebiliriz. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de tabii taraftar sezon başından bu yana Aslına bakarsan diğer mevkileri yapılan bütün transferleri bir kenara bırak, santrfor bekliyor, golcü evet. bekliyor. Çünkü birkaç yıldır Fenerbahçe'nin taraftarın, camianın o e, heyecanlandıran, e, gol beklentisini doyuran, tatmin eden bir isim gelmedi Fenerbahçe'de. Dolayısıyla da hala o beklenti sürüyor Fenerbahçe'de. Artık bütün transferlerini yaptı, sadece santrfora e, odaklanmış durumda. Sürpriz iki isim tekrar hı hı. gündemde. Sörlöp'ü bir kenara bırakıyorum. Hala listede olan isimlerden bir tanesi. Başkan Ali Koç'un çok beğendiğini istediğini söylemiştik. Ama Abu Bakar ve Bahşuay ismi Fenerbahçe için gündemde. Menajerler tarafından öğretti. Evet. Şimdi Chelsea anladığım kadarıyla tekrar bir kiralama durumuna gidecek. Bahşuay'ı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş performansı da tekrar Chelsea'ye dönüp. Galiba orada bir yıl Kontratı kaldı şimdi onu düşünüyorum. O tam evet, aklıma kiralama geldi. ortadan kalkabilir. Evet, eğer son yılıysa, son yılıysa her şeye baktık, ona bakmadık. Son yılıysa tabii Batçu'nun Batçu Ay'ının artık bundan sonrası şey olabilir. Artık Chelsea kiralama işinden vazgeçebilir. Bakalım 2023 Haziran opsiyonu var mı bilmiyorum. Onu Hı -hı. detaylı e bakmak tabi, lazım. Ama tabi. şu anda bir yıl sözleşmesi var. Bu sürede Borussia Dortmund, Crystal Palace, Valencia kiralandı. Dortmund'da iyi bir dönem geçirdi. İşte en son Beşiktaş'a geldi Hı -hı. ama geçtiğimiz yıl Batshuayi'nin ortaya koyduğu performans hepimizin aklında, değil mi? Tabii Sen is. de aklında. Ben Hı -hı. 14 gol attı, 42-43 maç oynadı. Hı -hı. Yazmıştım galiba. 42, 42 maç 14 gol. Hı -hı. Şimdi geçtiğimiz sezonki Batshuayi üzerinde söylüyorum. Marsilya'dan o 20 küsür gol atarak 39 milyon euroya Chelsea'ye gittiği dönem değil veya Standard Liège'den Marsilya'ya kendisini 6 milyon euroya transfer ettiren dönemden bahsetmiyorum. Hmm. Geçtiğimiz yılki Batshuayi'nin Türkiye pazarında karşılık bulmasını çok anlamıyorum ben. Evet, gözümüzde canlanabiliyor. Hücumun en önüne koyarız. Savunmayı ön presi başlatır. diğer oyunculara yer açar ama bunu biz takımımıza forvet olarak aldık ya. Hı hı. E, Batshuayi gol atamıyor. Tabii ki. Batshuayi'nin çok ciddi anlamda son vuruş problemiyle ilgili, karar verme yetisiyle ilgili, karar verme e, anıyla anı ile ilgili problemi var. Bunu geçtiğimiz e, sezon her maçı canlı izledim. Ya ben başka Batshuayi izledim ya şu anda konuşulan Batshuayi başka Batshuayi. Yani geçtiğimiz sezon Beşiktaş performansıyla Batshuayi'nin Türkiye pazarındaki Galatasaray'la olmadı galiba ama Başakşehir'le de adı geçti. geçti. Ciddi ciddi galiba evet. görüştüler. Fenerbahçe'yle de adı yeni değil. 2-3 aydır geçiyor. Hı -hı. Çok anlam veremediğim bir şey. Kabul ediyorum. Hı -hı. E, anlam veremedim derken anlamıyorum ya nasıl olur demiyorum. Evet anlaşılabilir. E, en azından tanıdık. Daha az düşük risk olarak edilecek bir transfer ama Batuay'ın o karar verme anı, o büyük takımda o son aşamadaki vuruşu yapma ile ilgili problemleri vardı. Hatta bunun yarattığı bir mental, e... Karışıklık da olduğunu düşünüyorum ben kafasında. Şimdi örnek veriyorum Fenerbahçe'ye geldi. Hı hı. Yine benzer problemleri bitiricilik konusunda yaşadı diyelim Beşiktaş'ta yaşadı. Yaşamaması öyle. için bir daha bu daha yaz bambaşka bir şey olması lazım. Evet çünkü geçtiğimizin hatıraları da taze, Fenerbahçe taraftarı da biliyor, Fenerbahçe hı. camiası da biliyor Bahçehai nasıl bir oyuncu olduğunu. E, sürekli e, bir maç oynandı, iki tane net kaçırdı, e, sonra bir tane attı, ikinci maç, üçüncü maç üç tane daha kaçırdı. E, ondan sonra her ay, ayağına geldiğinde Beşiktaş'taki son 2-3 ay oldu iki üç ayında olduğu gibi ultlar çıkmaya başlayacak. Hı hı. Bu bir tarafa. Ama riski giren taraf Fenerbahçe yönetimi olacak. Riske girerler mi bilmiyorum. Benim bakış açım bu. Abubakar konusu var hı hı. galiba bir de. Abubakar'la önce iyi bir kontrat yapmanız gerekecek. Çünkü Abubakar geçtiğimiz sezon başı itibariyle kariyerini tamamen artık kariyer oynayacağı takım anlamında. Hı hı. Kariyer hedefini artık mali bir yapıya yönlendirdi. Oyuncu için tamamen kabul edilebilir. Hı hı hı. 6 milyon eurodan 3 yıllık 18 milyon euroluk bir sözleşmeyi imza attı hı hı. Suudi Arabistan ekibiyle. Ee, Türkiye'den gitme sebebi de o 29. maçta kalma sebeplerinden en büyüğü de buydu. Beşiktaş'ta 1,5 milyon euro alıyordu. O sakatlığıyla ilgili olarak. Ee, ve artık 30'lu yaşlara geldi. Tamamen kabul edilebilir. Hı hı. Oyuncunun kendi tercihi. Ben Porto'da oynadım. Beşiktaş'ta oynadım. Premier League çok istedim ama olmadı. Sakatlıklar, iki dizimde de problem var. Artık galiba çok zorlamayayım ben. Bu son 4-5 yılımda da bir 15-20 milyon euro toparlayayım. Artık ülkeme dönerim, Fransa'da mı yaşarım, Porto'ya mı dönerim? Ona karar verecek. Ama Abu Bakar geldiği ki performansı özelinde, önceliğinde... Kontrata bakmanız gerekecek. Tabii. Abu Bakar'a 5-6 e milyon euro verebilecek misiniz? Mümkünsüz. Ya eğer böyle bir durum yoksa oradaki kontratı eğer kulübü biz seni artık bu parayı veremeyeceğiz Abu Bakar gidebilirsin. Ee, sözleşmede iptal Abu Bakar iki yıl top oynamaz. Tabii. FIFA'ya verir 12 Hı -hı. milyon eurosunu alır. Tabii. Yani eğer böyle bir şey olacaksa o yüzden Abu Bakar'ın tekrar böyle bir mücadeleye tekrar böyle bir silkenelim kendisini ayağa kaldıracak bir ruh halinde olduğunu olup olmadığını araştırmaları gerekir. Aynen öyle. Tabii şunu belirtmek lazım. Hem Abubakar için hem Bashua için menajerler tarafından önerilen oyuncular olduğunu. Fenerbahçe'nin direkt olarak kendi böyle büyük bir istekle e, listeye aldığı isimler olmadığını belirtelim. Değerlendirme aşamasında tabii bütün transferlerde olduğu gibi burada da Jorge Jesus'a danışılıyor. Onun fikri doğrultusunda bir adım atılabilir belki. Hoca tanıyordur gerçi. E, tabii mutlaka. Porto'dan çok yakından tabii, tabii. biliyordur hatta. E, Sörloth konusunda aslında bir gelişme olarak bunu adletmemiz mümkün. E, evet teklif, görüşme gelişmesi değil bu ama Leipzig, Timo Werner'i tekrar kadrosuna evet. kattı. 20 milyon Orada, euro civarında evet, bir... artık direkt ilk forvet olacak o belli. Aynen. E, öyle bir transfer. Sörloth transferinin belki önünü açabilir. E, 8 artı 2 e, üzerinden 10 milyon euroluk bir talebi var. Leipzig'in hala e, bu beklentisi değişmedi. Evet. Tabii yeni yapılacak bu gelişmenin üzerine görüşmeyle birlikte belki 6-7 milyon euro seviyesine düşürülebilir bonservis. Ne bu bağlamda o anlaşmanın da yolu açılabilir. Ee, ben tekrar Fenerbahçe'nin Charlotte için Aynen. adım atacağını bekliyorum. İşler değişti. Hı -hı. Bir ay önce, iki hafta önce konuştuğumuz Charlotte Fenerbahçe veya Beşiktaş'a trans e, ve West Almanya önce de Hı -hı. Beşiktaş Charlotte işi şu anda bambaşka bir pencereyi. E, Duruma evrildi çünkü artık for net bir forvet aldılar. Hı hı. Bakalım o kulüpte bonservis bedeli konusunda 6-7'ye düşeceğini sanmıyorum çünkü adamların parayla ilgili çok da bir sıkıntıları yok. Farkındayız yani. Mutlaka. Belli bir ücret koyuyorlar ve oyuncunun yıllık ücreti de çok zorlamıyor. Hı hı. Ya şu Sherlock'u elimizden çıkaralım 8 milyon euro veriyoruz hı hı. E, ne olursa olsun durumu da yok. O yüzden adamlar çok satıcı şu anda. Evet. Gelişmelerini takip edeceğiz. Bir de son olarak Maxi Gomez transferi tabii ki. Fenerbahçe hala bununla ilgili temaslarını sürdürüyor. Orada da yine 10 milyon euro bandında bir fiyatlandırmanın hakim olduğunu, herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtelim. Oyuncu yaklaşık 2,5 milyon euroluk bir maaşa okey. Türkiye'ye de gelmeye yakın yani sıcak bakıyor. Çok uzak değil. Yeni bir yükseliş arıyor o da kariyerinde ee, ama yine o transferde de bon servisin şu anda e, önemli ölçülerde yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Atilla Salay konusunda şu anda çok fazla değişken bir durum yok hala e, Fenerbahçe'nin beklentisinde bir teklif gelmiş değil e, 15 milyon euro ve üzeri teklifleri değerlendirmeye alacak Fenerbahçe Tabii Belki bunun bir kısmı işte 13 milyon euro artı 4 falan gibi e, anlaşmaları da görebiliriz belki. Çünkü talipleri artıyor. West Ham United e, en isteyen oyuncular hmm. ve takımlardan bir tanesi. Wolfsburg keza aynı şekilde ve bir de Zenit şimdi dahil oldu. Zenit Markau'yu da çok istemişti. Sevilla'dan da fazla para teklif ettiler. Net 15 milyon euro teklif ettiler. Ama tabii oyuncu, e, oyuncu Sevilla'ya gitmeyi tercih etti. Dolayısıyla onların da bir isteği açığı var stoper konusunda bunu Salayla kapamayı düşünüyorlar Zenit de yine Fenerbahçe'nin kapısını çalacak bunu da belirtmiş olalım Salay ayrılırsa Fenerbahçe'de de yine stoper hattına bir takviye daha yapılacak Doğru. bu da gereklilik arz eden bir şey zaten Evet evet biz transfer planlamalarında transfer dönemlerinde kulüplere bazen eleştiriyoruz ama bu durumlar önüne geçebileceğiniz durumlar değil oyuncunun bir anda seviye gidiyor olması bir anda kimin Napoli transferi tabii ki bir anda değil bunun geçmişi var ama o son ana kadar oyuncunun vereceği karar kulüpler acaba o paraya çıkacak mı durumu An, anlık transferleri yönlendire, yönlendirebiliyor kulüpleri. Hı -hı. Bu anlaşılabilir. Hı -hı. Ama e, sol bekinizin gideceği Ocak'ta belli. Yani Tabii. ya sözleşmesi bitecek ya da belli bir takım oluyor. Hı -hı. Veya Forvet'inizin sözleşmesi bitecek belli. E onu hala uzat, uzatmadı, e, konuyu kapatmadıysanız e, Ocak ayı itibariyle Şubat ayı itibariyle yeni sezonun Hı -hı. planlanmasına oyuncusuna bakmaya başlamadıysanız işte problemler başlıyor. Peki Samatta ile ilgili kiralama teklifi Genk tarafından iletildi. E, orada detaylar hala aslında anlaşmanın detayları ile ilgili ara Araştırmayı sürdürüyoruz. %50 maaş ödeme söz konusu. Bunu e, bilgisine ulaştık. Bir de kiralama bedelinin olmayacağı yönünde bir bilgi var ama hala bunu yüzde %100 teyit edebilmiş değilim. Satın alma opsiyonu tarafını da yine araştırıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunlar da ortaya çıkacaktır. Oyuncu eski kulübüne gitmeye sıcak bakıyor. E, somut gelişmeler yaşanabilir bununla ilgili olarak. Fenerbahçe'deki performansı da ekranlara geldi. 33 maç 6 gol tabii ki. Çok büyük hayal kırıklığı. Yani Emre Belezoğlu'nun özellikle çok e, gelecek vaat ettiğini düşündüğü performans anlamında bir isimdi samatta hala eski günlerine dönebileceği sinyallerini verdiğini düşünüyordu Emre Belezoğlu. Öyle olmadı. E, bir zarar olarak yazabiliriz Fenerbahçe'ye. Bu konu böyle. Hızlanacağım biraz. Joao Pedro'ya geçeceğim. Orada da çünkü merak edilen konu şu. Öünç, ne, zaman e, ne zaman dönecek? Çünkü herhalde... Fenerbahçe'nin şu anda center for ya da gol problemi anlamında çözebilecek akla gelen ilk isim kadrosunda. Çünkü en azından Kalliari'deki performansı evet. bize onu e, anımsatıyor. Anımsatıyor ama tabii yapıya girecek şimdi Fenerbahçe'nin sağ dizilimi, oyunu, tam karar verilmeyen bazı durumları var. Orta saha nasıl olacak, for ve tatlı nasıl olacak? Oraya bir an önce girip ayak uydurması lazım. Peki sakatlık geçmişiyle ilgili bir grafimiz var o da ekrana gelsin onun üzerinden konuşalım. Ee, yaşadığı sakatlık üst adele sakatlığı ee, Joao Pedro'nun. Tabi medyada 6 hafta yok gibi haberler de çıktı ama e, biz aldığımız bilgiler doğrultusunda bunların çok doğru olmadığını ve Joao Pedro'nun kısa süre içerisinde takıma katılacağını söyleyebiliriz. 2016-2017'de 121 gün bu parçalı parçalı. Yani tek bir dönem peşi sıra bir sakatlık değil. Farklı bölgelerinden sakatlığı o sezon boyunca 121 gün sahalardan uzak kalmış. Toplam 15 maç. Forma giyememiş o sezon. Onun dışında kariyerinde öyle yoğun bir sakatlık geçmişi yok. Dolayısıyla kronik sakat olarak yakıştırırız ya bazı futbolculara. Evet. Öyle bir durum da Pedro ile ilgili söz konusu değil. Onu yani belirtelim. Artık futbolla ilgililer, insanlar taraftarlar da diyebiliriz konuyu birebir iş olarak da yapan insanlar için diyebiliriz transfer Maktan o sakatlık geçmişine de bakılıyor. Yani. E, tam da bu Hı. fizik gücüyle oynanan birebir bireyin kendi vücudunu soktuğu halle oynanan bir şey. Sakatlıklar Tabii. olması doğal. Oyuncunun iki sene önce adelesi ile ilgili problem yaşadı ve beş hafta sahalardan uzak kaldı. Dizi ile ilgili ameliyat oldu ve artık oynayamaz. Bu Bunlar tuhaf, bunlar Tabii. saçma. Hı -hı. Hele teknolojinin tıpla birleşiminde getirdiği yer ve oyuncu sakatlıklarının artık tedavi süreçlerinin kısalması bunları konuşulur hale getirmiyor. Ha bir oyuncu olur. üst üste aynı dizinden belli periyotlarda Hı -hı. çapraz bağ problemi Çok yaşar, uzun artık, sakatlıklar evet. yaşar. O aynı Hayır. Artık dersiniz hani olmayacak galiba veya başka bir oyuncu ile ilgili Veli Kavla atılıyorum mesela. Omzundaki sakatlık futbol kariyerini bitirdi. Tabii. Neredeyse oyuncunun dengesini bozdu. Böyle bir durum olur. Halledilemeyen artık kronikleşen bir durum olur. Tamam ama bunlar çok ayrı örnekler. Hı. Bunun dışındakiler de olacak tabii sakatlık tabii yani. futbol o, yani. Oyuncu, hele gibi. 10 yıllık 30 yaşında değil mi Joao Pedro? Evet 28, 30, 30 yaşında. Yani 30 yıllık 18 yaşında başladı. 12 yıllık hayatında hiç sakatlanmadı. Hı hı. Hiç ayağına darbe almadı. Bileği burkulmadı. O zaman Öynek bir şey problem de. vardır zaten. E, o zaman yani <laughs> yeterince evet. fiziğiyle oynamıyordur. Yani ya odur ya da oyuncu şeydir. Farklı bir bünyeye sahiptir. Aynen Robot. Ronaldo'nun sakatlandığı, Messi'nin sakatlandığı bir ortamdan bahsediyoruz. Evet. Joao Pedro Slovakko karşılaşmasının dönüşünde artık takıma yavaş yavaş katılmaya başlayacak. Zaten sağ çalışmalarına başladı ve Fenerbahçe'nin eğer bir kaza yaşamazsa, çek temsilcisini eleyebilirse Avusturya Wien olacak rakibi. o karşılaşmada forma giyme olasılığının düşük olduğunu belirtelim. Önümüzdeki hafta içi o mücadele eğer bir sıkıntı yaşanmazsa dediğim gibi turda. Kasım Kasımpaşa maçı var ligde. O karşılaşmayı da es geçme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Ben Adana Demirspor maçında yani Kadıköy'de 21 Ağustos'ta oynayacak oynanacak. E, Adana Demirspor karşılaşmasında Fenerbahçe'nin kadrosunda görebiliriz. Joao Pedro'yu bu detayı da paylaşalım. Yavaş yavaş Beşiktaş'a geçelim. Geçelim. Beşiktaş'ta da e, bilmiyorum sürpriz mi nasıl yorumluyorsun Wellington'un ayrılığı söz konusu ayrılmak istiyor. Evet. Perde arkasında neler yaşanıyor? Sürpriz şöyle sürpriz. Wellington'a teklif geliyor olması sürpriz. Wellington çünkü evet <laughs> standart bir oyuncuydu ama teklif alabilecek e, ve transfer yapabilecek bir oyuncu değildi. Sanırım menajerleri önerdi ve teklif gelen e kulüpte. İngiltere Premelek Kulübü değil. Evet. Suudi Arabistan'dan geldi teklifi. E, oyuncunun bir yıl sözleşmesi var. Beşiktaş'tan ortalama 1 milyon euro 800 bin, 1 milyon euro arası bir yıllık ücret alıyor. Kendisine gelen teklif 2 yıl için 3 milyon euro. 1,5-1,5. Oyuncu da artık 33-32 yaşına geldi ve son kontratı. E, ve 3 milyon euroyu daha alma niyetinde. Beşiktaş'tan da bu rakamı alamayacak. Önümüzdeki sene sonu bu teklifi alır mı o da bilmiyor. O yüzden 200 bin euro alacağı var geçtiğimiz sezondan. Ama bu yıllık ücret alacağı değil. detayına baktım. Maç başı primler ödemelerle hı. ilgili bir durum. O 200 bin euroluk bir karşılık oluyormuş ona. Onu bırakmayı kulübe taahhüt etmiş. Bırakacağım demiş. Hı hı. Aynı zamanda da kulübe 800-900 bin euro getirmesi lazım. Beşiktaş'ın istediği 1 milyon euroluk bir ücreti getirirsen tamam. Ama onun dışında bir de tabii nitelik olarak Sayı olarak bir stoper daha azalacak Beşiktaş'tan. Tabii. Yerine birini koymaya peşindeler. O olursa daha da izin verirler. Ama oyuncunun bu gitme isteği ve biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı buradan dönmesini kolay görmüyorum. Büyük ihtimalle Suudi Arabistan, Arap Yarımadası'na gidecek Wellington. Kimle doldurulur yeri adaylar ya Şu anda ilk aday Koray Günter. Beşiktaş oyuncuyu sezon başı da bir yere bakmıştı. ilk adaylardan biri. Hem yerli oluşu hem de alınabilirliği ve transfer edilebilirliği sanırım daha kolay geliyor Beşiktaş'a. E, o yüzden Koray e, bugün yarın belki transferin bitimiyle ilgili haber verebiliriz. Sona doğru geliyor Beşiktaş. Galatasaray performansı çok iyi değildi. Hı hı. Gerçi hı hı. o zaman daha kariyerinin başlarındaydı. Ondan önce de Dortmund yapısı evet ama Dortmund yapısı olup da daha sonraki kariyeri çok da şekillenmeyen oyuncular da görüyoruz. Ama İtalya 2 yıl, 3 yıl üst üste oynuyor olması. Verona performansı iyiydi. Evet. Iyiydi. 30 ortalama 25-30 arası bir maç adeti yaptı onun üzerine e, tabii bir ücret olacak. Beşiktaş'ta hem Wellington'un maaşını boşaltacak hem de Wellington'dan 1 milyon euro para alırsa bonservis geliri galiba onu ayıracak. E, Axel e, Manchester United'da oynayan e, oyuncu e, Beşiktaş ona da baktı ama oyuncu Trabzonspor'da istiyordu. değil Tuanzebe'de. Evet. E, Tuanzebe'yi Trabzonspor'da istiyordu, Beşiktaş'ta istiyordu. Son bilgi Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında önümüzdeki sene olmayacak olması, Trabzonspor'un konumuyla ilgili kafasında soru işaretleri olması, Türkiye transferini de biraz durdurmuş gibi aldığım bilgi o yönde. Ama tabii oyuncunun geçtiğimiz sene Manchester bon servisi Manchester United'da ancak hem Napoli'de hem de Aston Villa'da hı hı. E, kiralık olarak forma giydi. Yine bu sezon Manchester'ın kadrosunda kadro planlamasında yok diye düşünüyorum. Son dakikada bir çaresiz kalır ve ya bir deneyim derse olabilir. Beşiktaş'ın e, o kısa listeki, listesindeki adaylardan biri. O kısa listeyi kaç oyuncu diyelim? 6 oyuncu diyelim. Hı hı. Onlardan belki birinci sıra Koray Günter. Dörtte Aksel öyle düşünelim hı. yani. Peki, Kaan Ayhan için Beşiktaş'ta devrede. Ha Kaan devlete. Ayhan da var tabii ki. Evet demin konuştuk üstünden geçtik ama açık yani 6-7 milyon euro Sassoulo istiyor. Oyuncumuz bu. Evet Türk milli futbolcu, yerli oyuncu. İsterseniz gelin alın. Ya 4 milyon euro olmaz mı Sassoulo? E, Fenerbahçe de istiyor. Onlar 5 verecek. Ya hadi ya Galatasaray 6 verebilir mi belki. Sassuolo şu anda tabii. tamamen çok rahat o konuda. Bu durumda e, galiba Kaan Ayhan galiba Sassuolo'da kalacak bu şartlar bu mali bu karşılıkta zor bon servis bedeliyle. Bon servis bedeline ek olarak Kaan Ayhan'ın bildiğim kadarıyla Sassuolo ile 1,5 milyon Euro'luk bir yıllık anlaşması var. Dolayısıyla 1,5 milyon Euro bile artık kulüplerimiz için yıllık olarak düşünüldüğünde e, çok e, düşük maliyetler değil. Tabii Öyle. Kaan Ayhan'ın karşılığı hem Türk oluşu, Sabek'te de gerektiğinde oynayabilmesi. Orta e orta sahada defansif orta saha olarak kullanabilmeniz bunlar 1.5 milyon euroyu karşılar. Riskli az bir transfer. Ama Kaan da gelip 2 milyon euro da isteyebilir. İster tabii ki. E, yapacağı yeni transferler. O da bu kadar de, iki, çok kolay il, değil. ilgi gördü, bu kadar pazarı oluştu kulüpler e, birbirleriyle yarış almak için. Hı. Gelip de tamam ya ben bin euroya oynarım. Demez değil. O da iki ister rahat doğru. Peki stoper e, adaylarını duyduk. Böyle burada stoper konusunda Hı -hı. şimdi Serdar Saatçi konusu var. Ha evet. Evet 19 yaşında kampta bir olay yaşadı ve hala ortada yok. Serdar antrenmanlara gidiyoruz, hmm. antrenmanda yok. Cemil Bey'e soruyoruz. Bir şey soracağım burada. Orada sözleşme imzalamayı düşünmüyor gibi bir durum söz konusu evet. mu? Serdar'la istemiyor Aynen. yani. Aynen istemiyor. Zaten hmm. e, işin bu noktaya gelmesi de biraz onunla ilgili. Evet Beşiktaş altyapısından yetişti ve son iki yıldır bu örneği çok görüyoruz. Serdar da o örneklerden biri. Ersin, Rıdvan, Emirhan, Serdar bunlara eklenecek. Hmm. Bir şekilde Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş kulübü o altyapıdaki organizasyonu kontrol etmek zorunda. Yani onlu yaşlardan itibaren daha düşünün 10 yaşındasınız. Beşiktaş'ta oynamaya başlıyorsunuz. E, gelişiyorsunuz. Her yeriniz siyah beyaz. Kafanızı çeviriyorsunuz duvarlar siyah beyaz. Forma siyah beyaz. Böyle bir kültürle full yadasınız. Oralarda kimler yetişti. Hakkı yetenin yazısı var duvarda. Ya, sağ sol tarafta Süleyman Seba'nın heykeli var. Duvarlarda Metin Elif'e yazın şampiyonluk kutlamaları, Rıza Çalınmay'ın kupa kaldırdığı fotoğraflar var. Sürekli bunlara maruz kalıyorsunuz. Maruz kalmaktan derken sürekli bunlarla gelişiminizi tamamlıyorsunuz. Maruz kalmak olumsuz anlamda. Öyle bir şey kullanmıyorum. Hı hı. Ya, sürekli bunlarla bir doyuruluyorsunuz. Sürekli bunlarla e, kariyerinize devam ediyorsunuz ve bir yere geldiğinizde sizin için hiçbir anlam ta taşımıyor ifade ha. etmiyor bunlar. Buna bakması lazım Beşiktaş yönetiminin. Ha bir, bir anlam taşıma taşıması o gerekir mi? Gerekmeyebilir. Hı -hı. Ama bu konularda yaşanan problemler çıktığı için artık bakması lazım. Şimdi Serdar geçen yıl 14 maç oynadı Beşiktaş'ta Hı -hı. ve şu anda kadro dışı. Sebebi teknik direktör Valeriy İsmailin e, özür dilemesine rağmen o olay kapandı özür diledi. Hı -hı. Tamam. Bundan sonraki sebebi Olay da bu arada hala çok aklıma yatan bir olay değil yani. Tekrar açmayalım. Bir iki ay öncesine hmm. gitmeyelim. Ee, niye aklıma yatmıyor? Yani ne olursa olsun hangi, de hele bir altyapınızdan yetişen daha 10 on, 10'lu yaşlarda 19 yaşında bir oyuncuyu 80 70 küsürde alıp 80'de oyundan alması için çok majör, evet, yani çok majör bir şey olması lazım. Çok majör bir şey olması lazım. Yani hatırlıyorum işte Balotelli hani penaltı atarken arkasını dönüp atıyordu ya veya hmm. Batuhan hmm. kaleciye penaltı atarken hatırla gençlerden. bak buraya atacağım buraya atacağım diyordu. Oraya atıyordu, kaçırıyordu. Onu hmm. alırsın artık sen. Hmm. ...ne yapıyorsun diye. Tabii. Bir kendine gel diye. Neyse... E, ...oyuncunun bu sözleşme imzalamama... ...durumu işi çıkmaza soktu. Şu anda da... ...imzalamıyor. E, ve Beşiktaş... ...bir transfer yaptı İstanbulspor'dan. Spor'dan. Emre Can Uzunan. 2 Hı -hı. milyon euro. Ve evet. bir sonraki satışından... ...yüzde 50 İstanbul verilmek üzere. Neredeyse oyuncunun yüzde 50'sine 2 milyon Hı -hı. euro verildi. Ve biraz önce bahsettim... ...Serdar Saatçi 14 Süper Lig maçı oynadı. E, 2 milyon euro verip aldığınız ...Emre Can 20 maç oynadı... ...geçtiğimiz yıl... Alt ligde, TFF 1. Lig'de bir, bir, bir Hı -hı. Türkiye Kupası maçı var. Oyuncuları kıyaslamıyorum. Güven, performans olarak neyle ölçüyorsunuz? Emrecan da oynamadı. Necip oynadı. Hı -hı. şeyde stoperde son maçta. Bunlar biraz tuhaf. Bunlar biraz aşılması gereken konular. Serdar'ı kaybetmek çok kolay oyuncuyu sözleşme imzalamıyor diye basın önüne de atarsınız. Ee, hocanın oyundan aldığı gibi yine böyle bir durum da olabilir önümüzdeki günlerde. Kolay yani bunun yöntemi bu yapılır ama bunu ne ifade edecek ki? Serdar 9 yıldır 8 yıldır belki yatırım yaptığınız bir oyuncu. Serdar'la hayatım boyunca bir kere röportaj yaptım. Amil Tepukan'da hiç tanışıklığım yok ama bu bir şekilde çözümlenmesi lazım çünkü Emirhan artık biraz bu konuda bir majör bir durum oldu e, oyuncuyla ve sözleşme imzalandı 18 yaş 4,5 milyon euro hemen iki ay sonra ekrana da getirelim sonra... Emirhan hazır girmişken e, resmi olarak açıkladı Torino onu. Resmini de görelim. Aynen. Bir ay sonra iki hafta değil de bir ay sonra turnodan teklif geliyor ve bir hafta için transfer bitiyor. Bu biraz böyle yani hani hiç planlı programda olmadan olmaz. Hı hı. Galiba buralara biraz dikkat etmesi gerekecek Beşiktaş yönetiminin. Nasıl dikkat edecek? Yani oyuncunun tercihleriyle ilgili e, kulübü daha sahiplenmesiyle ilgili bir şey yapamazsınız. Hı hı. Çekici kılacaksınız. Serdar örnekleri yaşanmayacak. Şimdi altyapıdan bir oyuncu geldiği zaman hı hı. sözleşme imzalamıyor. Çok herkes farkında sözleşme imzalamadığı için belki şu anda kadro dışı. Bunu net söyleyemiyorum hı hı. ama en büyük sebeplerinden biri bu. E, altyapıdan gelen diğer oyuncular görmüyor mu? E, ya tabi. Beşiktaş Örnek şimdi bizim gelecek. hayalimiz A takım bütün abilerimiz oynayacağız orada ama şimdi Serdar'ın yaşadığı var. Emirhan böyle oldu. E, Rıdvan abi, Ersin abi imzalamadı gitti. Kafalar karışacak. Oraları biraz toparlaması lazım Beşiktaş yönetiminin. Peki stoperi konuştuk. Amiri ismi var. Amiri var. Durum ne? Bir de Telefone istiyor Beşiktaş. Sana. Hızlı hızlı onlara da geçelim. Kiralamak istiyor Beşiktaş Amiri ama Bayer Leverkusen'in son maçında oynaması biraz işi zora sokmuş. Hı -hı. Aldığımız bilgi o yönde. Beşiktaş orta sahasında biraz forvet arkası biraz 8 numara gibi oynatmak istiyor. Kerem Atakan bu arada transfer edilecek bir Perf ihtimalle. Performansı da ekranda bu ha. arada Amiri'nin. Aynen Ali hazırladı. 32 maç 2 gol 4 asist. Evet bakıldığı zaman hani... Beşiktaş 10 numarası veya Beşiktaş 8 numarası olarak transfer edilen bir oyuncu konusunda bu performans, bu 32 maç 2 gol. Hı hı. Ya ne alaka olabilir ama tam o değil. değil o tabii. kilit paslar, oyun kurulumu, savunmayla Topsuz alandaki e, tabii, ilgisi. Tabii, savunmayla değil de hücum hattıyla orta sahanın bağlantısı birçok ana faktör var. Direkt oyuncuları attığı gol ve asistle kıyaslamak haksızlık olur. Ee, biraz zor çünkü Bayer -Kuzen de oynamaya başladı tekrar. Evet, oyuncu bir gelmek istiyor Beşiktaş'a. Onunla ilgili bir problem yok ama Bayer Leverkusen oyuncuyu kadroda tutmak istiyor çünkü Beşiktaş Wellington gibi yerine hmm. birisini bulurlarsa bırakabilirler gibi. Onun dışında Deleufyante, Deleufyante evet, Marsilya ile anlaşıldı. Çok da ısrarcı değil Marsilya takımda kalması ile ilgili. Ee, o nedenle oyuncunun şu anda diğer tekliflere bakıp Beşiktaş'a geri dönmesi hmm. gerekecek. Ka haber Bugün bu programı biz çekerken böyle bir geri dönüş yapmadı. Ama geri dönerse de sol kanada. E, Enkudu'nun yedeği, orayı hmm. bir alternatif olarak gelecek bir oyuncu. Ee, Yine onun da, kiralık olarak düşünülüyor evet herhalde. Evet, kiralık olarak düşünecek. Hmm. O da kadro derinliği yaratma çabalarından biri. Beşiktaş Teknik heyetinin Beşiktaş Kulübü'nün o sebeplerden biri. Peki, Trabzonspor'a <laughs> geçelim. Trabzonspor'da da e, hareketli saatler yaşanıyor transferde ki e, yaşanacak gibi de duruyor daha. Bitmiş değil. Çünkü Berat Özdemir'in e ayrılı bir anda aslında ben şaşırdım yani çok beklediğim bir şey e, değildi. Ücret, ücret Ücretler yüksek. E, evet el itti fakat... Oyuncu da önde duramadı galiba. E, kesinlikle öyle gözüküyor. Kulüp zaten hani tamam 2,5 milyon euro Hı -hı. güzel. Maaş anlamında da tatmin olmuş büyük evet. olasılıkla. E, Berat ayrıldı şimdi sırada Ahmetcan Kaplan var öyle gözüküyor ve bir Avrupa devine e, bir fabrikaya gidiyor Tabii aslında ki. Ayaksa. E, Müthiş gitmek üzere, transfer bitmek Müthiş. üzere. Sen. Evet evet bitmek üzere. 9,5 milyon euro bonservis bedeli. Ücret de çok, çok yüksek. Iyi. Yani sonraki satıştan pay. E tabii Ajax Hollanda pazarını, Hollanda altyapısını düşün lütfen. Hollanda'daki o genç oyuncuları düşün. Onun dışında Avrupa, hı hı. Afrika, Kuzey Afrika, Güney Amerika her yere hakimler. Her yerdeki oyuncular şimdi Ajax'ı Vietnam'daki bir çocuğa da sor. Futbolcu olmak isteyen ve yeteneği olan. Paraguay'daki Şili'deki bir çocuğa da sor Ajax mı der. Tabii. Ona rağmen Trabzon'dan Türkiye'den bir oyuncuya 9,5 milyon euro bonservisle kadroluğuna katma isteği ciddi anlamda yatırım yapıp üzerine işleyecekleri anlamına geliyor. Hı hı. Oyuncu için de çok heyecan verince hı. önde duramazsınız. Kesinlikle. Ajax sizi 9,5 milyon euro verip çağırıyorsa heyecandan uyuyamazsınız. Onun dışında Trabzon da bende bu işe okey diyecektir. Hı -hı. Hem oyuncunun önünü kesmezler böyle Tata, bir durumda. Bir Hem de zaten bir de e Yunus Emre dün haberini yapmıştı Sabah Gazetesi'nden. Ee, oynamayla ilgili 2,5 hmm. milyon euro da bonusu var. Yani olay 12 milyon euroya gelecek neredeyse. Çok iyi, çok o da iyi, hani abi. 5 yıllık bir kontrat 5 hmm. yıl süresince. 20 maç oynarsa 500 bin euro daha. 20 maç oynarsa 500 bin euro hmm. daha gibi. Hmm. Bir sonraki transferinden pay var. Orada gidip ayaksın o modeli içerisine gidip o sistemde yoğrulur Orada başka bir hale gelirse müthiş bir hikaye olur. E, bu arada ama oyuncu tabii biraz önce bahsettik. Beşiktaş'taki hmm. o a, oyuncuların kendini kulüpten gitme isteğiyle e, Trabzon'da aynı değil. Geçen Abdülkadir'in bir röportajını e, Abdülkadir Ömür'ün bir röportajını hmm. izledim. Kulübüm ne derse o diyor. Tamam ben giden arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Abdülkadir'e de saygı duyuyorum ama diğerlerine de saygı duymak zorundayız. Tekrar Emirhan konusuna çok kısa geleceğim. Hı hı. Oyuncularla ilgili şimdi sosyal medyada görüyorum, haberini veriyoruz. E, fotoğrafını paylaşıyoruz. %80-90 olumsuz yorum var. Tabii. Ama tamam kimsenin ne yorum yaptığına da karışıp da böyle yapmayın, şöyle yapmayın diyecek halim yok. Kim ne isterse onu yapsın. Ama 18 yaşında bir oyuncusunuz. şey örneği de 2004'lü ee, mı? Hayır şey Trabzonsporlu. Ahmet Can. Ahmet Can da 2004 hmm. veya 2003'te o da daha on, on, hmm. 19-18 yaşında. Evet. O yaşlarda böyle teklifler, böyle durumlar yani herkes kendini yerine koysun. Tabii, herkes bir varsa e, evladını, yeğenini yerine koysun ona göre düşünsün. Kesinlikle tek taraflı bir durum değil. Sadece kulüp ayağı yok. Oyuncunun da idealleri kazanması gereken bir para. Ee, ve bu, bu tarz teklifler geldiğinde vermesi gereken bir karar var. Ha, çok çok istiyorsunuz bu affedersiniz oyuncuların hayalleri var deyip bir Avrupa'ya açılma durumu var ya en son. Tabii. Ee, en son cümlede de bunu söylüyorlar. Hı hı. O zaman hayal kuracakları bir ortam yaratın. E, hem kulüp olarak, hem ülke futbolunun yapısı olarak, hem oyuncuların yetiş yetişmesi ve gelişimi olarak. Hı hı. Şimdi Ahmet Can oraya gidip her şeye baştan başlayacak. Adele yapısıyla ilgili antrenmanlara, pozisyon pozisyon almayla ilgili antrenmanlara, fizik yapısıyla ilgili antrenmanlara her şeye baştan başlayacak. Hı hı. Ya her sene 10-15 oyuncu satan bir takım Ajax. Yani ya hem altyapısından hem az kadrosundan inanılmaz bir yere gidiyor. Gelişim açısından da çok değerli. Trabzonspor bir de orta sahaya bir takviye yaptı diyebiliriz artık. Ee, kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanır. Enis Bardi, e, Levante'den Trabzonspor'un kadrosuna kattığı yaklaşık 3 milyon Euro'luk bir bonservis ve oyuncuyla imzalanacak 3 yıllık bir sözleşme söz konusu. 27 yaşında bir 10 numara pozisyonu oyuncusu ama sadece 10 numara gibi değil bir yaratıcı 8 numara olarak da onu tarif edebiliriz. Dripling özelliği gelişmiş. Pas olarak tabii ki bir 10 numara olduğu için çok yetenekli. Ama sanki bana kanat rotasyonunda da kullanılabilecek meziyetlere sahip olduğu izlenimi verdi. Birkaç uzun videosunu izledim. Hı hı. Böyle bir visça profili var. Evet. E, ee, dolayısıyla bu yapılan bu hamle Nasıl yorumlanmalı sence? Çok kısa bir yorum alayım, evet kapatacağız sonra. Evet derken sana katıldığımı söyledim. Hı hı. O konuyla ilgili çok fikrim yok. Oyuncuyu tanımıyorum ama hı hı. Abdullah Hoca öyle bir opsiyon aklında olarak o transferi yapmış olabilir. Çünkü Vişka'nın artık yaşı 35-36. E, Trezege de çok genç bir oyuncu değil. Hı hı. Sakatlıkları ve oyuncular sonrası orada problem yaşamamak için böyle bir transfer yapmış olabilirler. Vişka'yı getiren de Abdullah, Abici. Evet ya Abdullah, ya Abdullah Hoca. çok arada inceleyip arada Trabzon'da da yani. yine Sherlock sesleri olarak. var. Öyle hmm. bir şey konuşuluyor. Çok teyit edemediğim için girmeyeceğim çok detaylı ama tekrar Trabzon'un da Sörlot için devreye girebileceği, Canini konusunda gitse mi kalması, kalsa mı kararsızlığının yaşandığı bir durum söz konusu. Hmm. Ee, onu da bir araştıralım bakalım. Belki Sörlöp konusunda Fenerbahçe'yi bir kez daha rakip olabilir. Trabzonspor diyelim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. Peki o zaman önümüzdeki maçlara bakacağız programını. Bu haftalıkta kapatalım sonra tekrar önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz. NTV Spor'un YouTube içeriklerine daha hızlı ulaşabilmek için ve içerikleri kaçırmamak için NTV Spor'un YouTube hesabını takip etmeyi unutmayın. Yayınlar YouTube sayfamıza, YouTube kanalımıza koyulduğu anda hemen ulaşmak, hemen izlemek için bildirimleri açmanız lazım. Bildirimleri açarsanız yayınları, çektiğimiz videoları, yaptığımız programları ilk izleyen siz olabilirsiniz.